Merhaba, ben Selver. Ben de Mehmet'mişim. Öyle söylemem istedim. Söylemesini istedim. Kendimizi tanıtalım. Sizinle Tobermory yolculuğumuzu vloglayacağız. İlk duramız Owentown kasabası oldu. Burada dedik bir yemek yiyecek bir yer bulalım. Dolanırken burada limanı gördük. Çok tatlı bir yerdi. Hatta kocaman bir gemi vardı. Ve tam karşısında bir restoran vardı. Dedik hadi burada durup güzel bir yemek yiyelim. Matan Station diye bir yerdi. Hatta çok eski bir telefon bile vardı içeride. Çok şaşırdık biz buraya. Çünkü yemekler lezzetliydi ve gerçekten servis falan mükemmeldi. Hadi şimdi hep beraber kalacağımız Carriage'e gidelim. Bakalım biz orada neler bekliyor. Şimdi kabinimiz bu olduğunu sanıyorduk. Meğerse kabinimiz ta şuradakiymiş. Biz oraya nasıl gideceğiz bu kadar eşyayla bilmiyoruz. Hadi macera başlasın. Şimdi kaptık eşyalarımızı. Böyle çekiyoruz ve köy yolunda gidiyoruz bakalım. Ani bir yağmur yağdığı için şifremizi falan gittik aldık ve sonunda kapısını açabildik kabinin. Biraz eşyalarımızı içine götürdük ama size ona rağmen göstereceğim. Bu arada telefonumu şarj ettim. Hani şarjım bitti. Onu da şarj edecek bir alet bırakmışlar bize. Size içerisini gösteriyorum. Gerçekten çok tatlı ve her şeyi düşünmüşler. En ayrıntına kadar. Terlik var. Eğer terliğe ihtiyacım varsa. Biz ayakkabılarımızı burada çıkardık yağmur yağıyor diye. Bunlar bizim kendi getirdiğimiz eşyalar. Ama adamların eşya bıraktıklarını göstermek istiyorum size. Burada fincanından tut, bardağına tut. Kahvesinden en ayrıntılı detayına kadar her şeyi düşünüp bize bırakmışlar. Ve böyle oturma alanı var. Burada bir sehpa var. İstersek burayı açıp masaya dönüştürebiliriz. Ve her şeyi bizim için labellemiş. Yatacak alan. Bu da burası. Ayrıca bir bar, masa. Burada oturup yemek yemek istiyorsak. Ve burada her şeyi ayrıntı detayına kadar düşünmüşler. Pilli varana kadar koymuşlar. Biz pillerimizi unutmuştuk. Bu gerçekten bizim işimize çok yaradı. Ve ben şimdi sizi izlemeye bırakıyorum. Küçük beyimizi buranın içine koyduk oynayabilsin diye biz de şu an ateş yakıyoruz. Sağolarız. Biz değil de eşim yakıyor. İlk günün akşamüstü böyle ateşimiz söndü. Aşırı derecede bir yağmur yağıyordu. Şu an bir de fırtına koptu dışarıda. Ve ilk günün sonu böyle olacak. Biz artık uyumaya gidiyoruz. Şu an sabah 6 ve küçük bücür sayesinde güne başladık bile. Kendisi güneşi görür görmez uyandı.
Şu an Mehmet bize odun kırıyor. Burada mangalda bir çayımızı, çay değil mi? Çaydanlı ocağı koyup su kaynatıp kendimize bir kahve yapıp güne başlayalım. Sadece çayla kalmadık dedik, bari kahvaltımızı yapalım. Bu arada yumurtaları cebine koymuş. Cebinden yumurtaları çıkarıp bildiğin bize odun ateşinden yumurta yapıyor. Şöyle. Şu an kahvaltımız hazır. Kahvelerimizin suyunu da koyalım. Kendimizi birden arabada bulduk. Çünkü çocuğu dinlendirdik. Ondan sonra hazırlandık ve şu an ne yapıyoruz? Tabii ki ne yapıyoruz? Bir kahve içmemiz lazım. Kahve içmeye gideriz. Burası küçük bir town. Çok tatlı bir yere benziyor. Buradan lasak var. Espresso. Buradan kahvemizi alıp yola devam edeceğiz. Bu yolculuğa başladığımızdan beri sürekli yağmur yağıyor. Yine yağmurda yolculuğa devam. Tobermory'de ilk duruşumuz Lighthouse oluyor. Her zaman yaptığımız bir hareket diyebilirim. İlk önce buraya geliyoruz. Burayı görüp buradaki su muhteşem. Ve buradan suya girebiliyorsun. Bu da çok güzel bir şey. O yüzden biz her defasında buraya duruyoruz. Buradaki gemi de şurada. Batmış bir gemi var. Bunların altında cam var. Camların o batmış gemiye bakabiliyorsun. Orayı görebiliyorsun. Ve şimdi burada oturup küçük bir pikniğimizi yapacağız. Eşyalarımızı yerleştirip belki Mehmet de suya girebilir. Çünkü ona soğuk işlemiyor. Sizce Mehmet suya atlar mı? Buz gibi bir tohum o suyu. Suyun temizliğini ve güzelliğini size göstereyim. Ve çok güzel. Lighthouse'daki zamanımız doldu. Şimdi de tekrar arabaya binip bu sefer Grotto'ya gidiyoruz. Ve Grotto'ya geldik. Bu Grotto'ya giriş için önceden rezervasyon yapmanız lazım. Rezervasyonsuz hiçbir şekilde giremiyorsun. Bazen belli tarihlerde aylar öncesinde rezervasyon yapman lazım. Şimdi biz gate'den geçip kendi rezervasyonumuzu gösterip içeri geçiyoruz. Şu an Grotto'ya geldik. Ve hike'ımız başlasın. Grotto maceramız burada bitmiş oluyor. Tekrar döndük. Zamanımız bitti. Burayı kiraladığında belli bir zamanım var ve bizim zamanımız saat 4'te bitiyordu. Şimdi de arabamıza gidiyoruz. Size gerisini çekemedik. Geldik. Çok açtık. Yemek yedik. Bir de küçük olan durmadı. Şu an ikinci bonfire'ımızı yakıyoruz. Hadi bakalım. Gördün mü oğlum ne güzel ateş kaldı? Başka da yok galiba, geri gelmedim. Günaydın! Bu kabindeki son günümüz. Çok güzel bir sabah uyandık. Erken uyandı oluşumuz. O yüzden biz hemen ateşimizi yakıp bir kahvemizi yapacağız. Kahvemizi içeceğiz. Ve bugün sizi kendimizi nereye götüreceğiz tahmin edin bakalım. Thank you.
sabah kahvaltımızı buraya kurduk. Çünkü dediğim gibi dışarısı biraz serin. Bir de toparlanmamız gerekiyor. O yüzden kahvaltımızı burada yapıp hemen toparlanacağız. Çocuk oldu. Çok fazla. Sıpsıcak taze gibi oldular. Ekmeklerimizi bu şekil alüminyum folyoya atıp mangala attı. Az önce gösterdiğimiz ateşin üstüne. Ekmekler mis gibi koktu. Tazecik görünüyor. Kabindeki süremiz bitmişti. Her tarafı toparladık. Ve gidiyoruz. Saat 10 ve biz kabinden ayrılıyoruz artık. Ve gezmeye devam. Gidiyoruz mu sen? O zaman bye bye cabiniz. Bye bye happiniz. Oturağımız yeni kahve yeri oldu. Dünkü aldığımız yer kapalıymış pazar günleri. O yüzden başka bir kahve shop varmış karşıda. Oradan bir kahve aldık ve şimdi sizi kendimize bir yere daha götürüyoruz. Edecek ve iş aramızı çıkaracak bir yer bakıyoruz. Ben sizi sahilden bir görüntüsünü alayım. Vlogumuzun sonuna geldik. Size Sable Beach'i gösterecektim ama unuttum. Bu da sizin için, gitmek için bir sebep oldu size. Sable Beach'i göstermedi, beni gösterdi. Evet. Vlogun sonuna geldik. Başka vlogla görmek isterseniz yorum bırakın, takip edin bizi. Bye bye.